Arkadaşlar merhaba, bugünkü konuşacağımız konu bir yazılım projesi geliştirirken nasıl bir yol izlemeliyiz, nasıl bir bakış açısına sahip olmalıyız, bunlar üzerine birkaç sohbet edeceğiz. Bu bahsedeceğim bakış açısı sadece yazılım projelerine has değil, aslında birçok endüstriyel alanda da, servis alanında da belki sahip olduğumuzda bizi başarıya ulaştıracak, müşteri memnuniyetini sağlayabilecek bir bakış açısı. Haliyle iyi özümsemeniz... Kariyerinizin ileriki noktalarında size çok büyük getiriler sağlayacaktır. Bu bakış açısının özetinde bir tane soru cümlesi yatıyor aslında. Bu soru şu ki: Müşteri ne görmek istiyor? Tekrar diyorum, müşteri ne görmek istiyor? İsterseniz videoyu böyle bir 30 saniye bir pauselayıp bir düşünün bu soru üzerine. Müşteri ne görmek istiyor? Ne demek? Şöyle bir örnekle gideceğiz ilk başta. Yazılım projesini bir kenara koyuyoruz. Bir müşteri geldi ve bizden bir otomobil üretmemizi istedi. Süre olarak da 6 ay verdi. 6 ay içinde bir otomobil üretmeni istiyorum dedi. Elimizde kısıtlı imkanlar var ve her iki haftada bir de müşteriyle toplantı yapıp ona neler yaptığımızı, ne kadar ilerlediğimizi anlatacağız. Böyle bir senaryo düşünelim. Ee, nereden başlayabiliriz araba yapmaya? Araba yapmaya motordan başlayabiliriz. Arabanın en önemli parçası motor değil mi? Motordan başlayabiliriz. Önce motoru yaparız. Sonra işte şase, ıvır zıvır tekerlekler, vites kutusudur. Ve en son işte kaportasını yapıp arabayı yaptım deriz. Bir diğer bakış açısıyla nasıl yaparız? Mesela önce deriz ki arabanın tekerlekleri olmadan araba arabaya benzemez. Önce bir tekerlek sistemini yapalım. Sonra işte motorunu yapalım. Yine en son kaportayı yapalım falan gibisinden. Bir bakış açısı da tamamen dıştan içe gider. Önce işte kaportayı yapalım. Önce arabaya benzer bir şey çıksın. Daha sonra da işte içini yavaş yavaş doldurarak 6 ayın sonunda da otomobili tamamlamış oluruz gibi düşünebiliriz. Şimdi bu bakış açılarından tek tek ilerlersek. İlk birinci bakış açısında ilk önce motoru yapıyorduk ya. Başladık motoru yapmaya. İki haftada bir toplantı yapıyoruz. Müşterimizin önüne gittik. Müşteri dedi ki ne yaptınız abi? Ya işte motora başladık. Motorun zaten yarısı çalışmıyor şu anda. Çalışmayan bir motor var elimizde. Tamam dedi. 2 hafta sonra bir daha geldik. Yine işte bir çalışmayan, çalışmak üzere olan bir motor var elimizde. Müşteriye tamam dedi. Böyle bir ay geçti, iki ay geçti. Biz dıştan içe gidiyoruz. 5. ayın sonuna geldik. Ee, artık böyle araba gibi bir şeyler bekliyormuşlar ama bazı konularda hala eksiklikler var. Mesela biz motorun e, diyelim e, benzinli kullanması optimizasyonuna çok zaman ayırmışız ve mükemmel çalışan bir motorumuz var. Ama ortada araba yok. Yani şase yok, şey yok. E, ne bileyim dışarıdaki kaportası yok. E müşteri hallediyor ki ya diyor araba nerede? E, biz diyoruz işte yapıyoruz, geliştiriyoruz. Şurada şu aksaklık oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Motor var bak çok güzel benzinini işte etkili bir şekilde optimize kullanıyor, tasarruf ediyor falan. Müşteri sana şunu der. Ya araba nerede? Araba yok ortada der. Değil mi? Şimdi kendince haklı. Adam araba yaptırmaya çalıştı. Sen orada süper çalışan motor var. Bitmemiş bir kaporta var ve araba yaptığını iddia ediyorsun gibi bir durum var. Peki diğer bakış açısı nasıl olurdu? Yani dıştan içe gitseydik. İlk haftada daha doğrusu ilk iki haftada diyelim bir kaporta çıkardık ortaya. Dört tekeri var. ...içinde motoru yok. Ve müşteri dedik ya abi işte araba böyle bir şey olacak. Müşteri dedi ki o ne kadar güzel bir tasarım. Hatta şurası şöyle olsa daha iyi, burası böyle olsa daha olur falan gibisinden böyle bir geri bildirim. Farları biraz şöyle mi yapsak, şöyle mi yapsak falan filan bir geri bildirim aldık. Sonra bir sonraki ayda işte içine biraz bir şeyler ekledik. Ortaya çalışan bir motor çıkardık. Üçüncü ay, dördüncü ay geçti çalışıyor ama motor süper performanslı değil. Beş ay, altı ay geçti. Ve 6 ayın sonunda şöyle bir şey koyduk ortaya. Ya işte araba budur çıktı. Çalışıyor mu çalışıyor. Gidiyor mu gidiyor. Şekli var mı şekli var. Ve müşterinin beklediğine ulaştık biz. Müşteri şunu diyebilir. Ya bu arabayı yapmışsın ama işte bu araba çok yakıyor. Bunu biraz optimize etmemiz lazım. Yani bir ay iki ay daha çalışalım. Biraz daha optimize bir şey çıkaralım diyebilir sana. Ama diğer senaryoda nasıldı? Elimizde süper çalışan bir motor vardı ve kaporta yoktu doğru düzgün ve müşteri son derece mutsuzdu. Bu ikisi arasında teknik adam gözünden çok bir fark yok arkadaşlar. İkisi de bütçesini kullandı, zaman ayırdı, bir arge sarf etti, çalıştı 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 6 ayın sonuna geldi. Birinci senaryoda müşteri mutsuz, ikinci senaryoda müşteri mutlu. Daha büyük beklentisi var, umudu var. Şimdi bu bakış açısı birçok ürün geliştirmede aynı şekilde. Yazılımda da aynı. İnanmazsınız belki. Ee, Birebir aynı şekilde çalışıyor. Yemek sepetine benzer bir uygulama yapsak mesela. Çok büyük bir proje aldık elimize. Ve bunun bir sürü işte katmanları var. Nesi var? Veri tabanı var, kod tarafı var, işte servis katmanı var, front var, mobili var vesairesi var. Eğer ben doğrudan işte B tabanından paldır küldür başlasam onu bunu optimize etsem ee, süper çalışan bir backend'im olsa ama frontend'e geldiğim zaman abi zaman kalmadı frontend çalışmıyor validasyonlar çalışmıyor işte şu buton çalışmıyor şu buton yok falan gibisinden bir duruma gelsem 6 ayın sonunda ne olacak müşteri yine mutsuz olacak ancak ben şöyle başlasaydım elimde dizaynlarım var tasarımlarım var ve ee, direkt frontend'den geliştirmeye başladım. Ve çalışmayan butonlar koydum oraya ama mokladım o fonksiyonları. Moklamak şu demek yani çalışıyormuşçasına yapmak. Bir mesela sipariş oluştur butonuna tıkladığınızda sipariş oluşmadan sipariş oluşturuldu şeklinde bir uyarı göstermek. Mesela bir moklamadır. Bunun gibi şeylerle önce bir moku çıkardım. Çalışan bir sistem çıkardım. Ve o müşterimle ilk toplantımı yaptığım zaman abi bak işte senin projem şöyle bir şey olacak gibisinden bir ilk demomu yaptım. Adam impres oldu yani heyecanlandı. Vav wow, çok güzel falan devam edelim gibisinden. Yavaş yavaş içini dolduruyorum sonra. Backend'de geliştirmeler yapıyorum. Veri tabanında geliştirmeler yapıyorum. Security ilaveleri ekliyorum. Öyle yapıyorum böyle yapıyorum. Yavaş yavaş müşterilerden aldığım feedbacklerle projenin içini dolduruyorum. Dolayısıyla buradaki bakış açısı bu şekilde olmalı. Önce ortaya bir ürün koy. Yani Projenin bir son hali gibi bir şeyi ortaya koy. Bu moklu vaziyette soyut bir ürün olsun. Sonra onun içini yavaş yavaş geliştir ve optimize et. Bu şekilde ilerlersek hem ödevlerimizde hem diğer projelerimizde e, müşteri memnuniyetini sağlamış oluruz arkadaşlar. Ve müşteri memnuniyeti demek aslında proje başarısı demektir. İster evinizde ödev yapın, ister çok büyük projelerde çalışın. Bakış açısı hep bu şekilde olmalı. Müşteri bizden ne istiyor? Müşteri ne görmek istiyor? Bunu kafanızda sürekli sorarak ilerlerseniz, o empati yapabileseniz, başarı gelecektir arkadaşlar. Ben size bu videoda çok teknik terimler kullanmadım. Çok büyük projelerde, büyük işleri planlarken, tasarlarken farklı metodolojiler kullanıyoruz. Ama bakış açısı olarak hep bu şekilde. Önce bir soyut bir çalışan bir şey müşteriye hissettir, yavaş yavaş iterasyonlarla bunların içini doldur ve geliştir. 6 ayın 7 ayın sonunda da mutlu müşteriler gör. Evet bu şekilde kısa bir podcast ile size bir bakış açısı ifade etmeye çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Bir sonraki podcastimizde görüşürüz arkadaşlar.